Mesela şu binayı yaparken şu binanın temel dinamikleri nedir? Taş ve demir. Yani tuğla var ve demir var. Ana malzeme bunlar. Tuğlaları üst üste koysak, demirden de hasır yapsak bu bina ayakta durur mu? Durmaz. Harç lazım. O demirle çimentoyu birbirine kaynaştıracak ve onu koruyacak. Dış etkenlerden koruyacak, çimentodan oluşma bir harç lazım. O zaman bina bina olur. Beton ne kadar kaliteli ise, içine konan çimentosu oranı ne kadar orantılıysa, zahiren binanın ömrü o kadar uzun olur. Yani bir yeprem Allah istesin olmadıkça bina kolay kolay yıpranmaz. Şimdi iman o demir ve tuğla gibi insanda. Bu imana bir harç lazım. Bu harç da aşk. Aşk olmazsa iman çatırlar. Sümeyye'nin oğullarına sorduklarında, senin yerinde Muhammed olsaydı ister miydin? Seni bağışlasaydık. Ama Yasirler, seni bağışlasaydık, senin yerinde Muhammed olsaydı ister miydin? Asla diyordu. Onun bir kılına zarar gelsin istemezdi. Ben razıyım, halinden memnunum diyorlar. Sümeyye'nin ayakları ayrılıyor, o Resulullah'a selam veriyor. Resulullah onun selamına mukabele ediyor. Böyle bir aşkla gittiler. Neşeyle gittiler. Bizde o aşk yok. Belki iman var. Hepimiz biz Müslümanız diyoruz, müminiz diyoruz. Bu da ayrı bir konu da. Var diyelim iman, aşkımız yok. O yaşanılacak şeylerin bir sebep olduğunu biliyorlardı onlar. Allah'a açılan bir kapı olarak görüyorlardı. O kapıdan geçmedikçe Allah'a ulaşamayacaklarını biliyorlardı. Dolayısıyla da adeta koşarak, coşarak o kapıdan geçmek istediler. Onları kamçılayan şey aşklarıydı. Biz ölmemek için uğraşıyoruz. Ölümü ne kadar erteleyebilirsek onu kar sayıyoruz. O insanlar öyle değildi. Ölüm onlar için Allah'a kavuşmak için bir terhis belgesiydi. Dünya askerliğinden terhis olma belgesi. Askerden terhis olan bir insan ne kadar sevinir, ne kadar mutlu olur. Onlar öyle mutlu oluyorlar dünyadan ayrılırken. İşte Mevlana Şebi Arus demiş ya, düğün günü. Benim düğünüm demiş yani. Bizde de o aşk olsa, ona kavuşma, onu görme aşkı, cemal aşkı olsa, bir gün bile şu fani dünyada, şu murdar dünyada yaşa benzetilmiş. Peygamber ifadesiyle yani. Dünya cife buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya bir cifedir. Pis bir leştir yani. Allah-u Teala semenen kalil buyuruyor. Ucuz bir metaldır dünya. Bir paçavradır yani. Oyun ve eğlenceden ibarettir buyuruyor Allah-u Teala. Bu kadar değersiz bir yerde insan bu kadar kalmak için uğraşıyorsa bu insan değerini gösteriyor. İmanı olmasına rağmen اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ondan geldi, ona döneceğini bilmesine rağmen hala ayak diretiyorsa, burada kalmak istiyorsa bir şeyler eksik ya. Yani. Dünya cife talibuha kulabun buyuruyor Peygamber. Demek ki o zaman sizleri tenzih ederim. O kişide bir köpeklik var yani. Dünya leştir buyuruyor Efendimiz. Onun müşterileri ona talip olamak köpektir yani. Yaşa köpekler diyor, karıştırıyor, talip oluyor. O zaman dönüp kendimize bakmalıyız ki bizde bir köpeklik var. Bu murdar leşe talibiz. Bundan ayrılmak istemiyoruz. Gidip gelip eşeleyip duruyoruz bu leşe. Halbuki biz güzel şeylere talip olsak, göreceğimiz yer için yatırım yaparız. Mesela bir adam niye gurbete gidiyor? Evini, çoluk çocuğunu bir yere bırakıyor, şartlar gereği. Gurbet memleketlere gidiyor, oralarda kazanıyor. Kendi memlekette, köyünde işte ev, yer, yurt yapıyor yani. Çoluk çocuğunu rahat ettirmek için. Dünya bir gurbettir. Ufa yatırımı yapalım. Dünyada kazanıp ahirete yatırım yapalım.